enstitüsünü 1950'lerde kuruyor. Şimdi bize 50 yıldır, 60 yıldır şeytan taşlattılar. Birbirimize çatıştırdılar, ayrıştırdılar. Bu ülkeyi geri kalabilecek ne varsa gereğini yaptılar. Şimdi tam yukarı doğru çıkarken yeni yeni tuzaklar kuruyorlar ve tuzakları da büyük oranda millet üzerinden, milli irade üzerinden şekillendiriyorlar. Şimdi biz hep birlikte bu ülkeyi seven, bu milletin bir evladı, bu bayrağın altında yarınlara umutla ve güvenle bakmak isteyen bir toplum olarak milli iradeye hep beraber sahip çıkacağız. Demokrasiye beraber sahip çıkacağız. Bu ülkenin geleceğine, kaderine beraber sahip çıkacağız. Önce ben değil, önce ülkenin sağlıklı yürüyüşü, güçlü yürüyüşü. O orası güçlü yürüyorsa onun altında hep beraber birlikte kazanacağız. Bakınız 7 Haziran'dan bu yana kaybeden kim oldu? 78 milyon ülke insanımız oldu. İstikrar soru işareti. Güven soru işareti. İstikrar ve güvene soru işareti varsa faizler yükseliyor. Yatırımlar duruyor. Enflasyon artıyor. Dolar yükseliyor. Bunun bedelini 78 milyon hep beraber ödüyoruz. Peki hemen 7 Haziran akşamından sonra 8 Haziran sabahından itibaren siyasi partilerin genel başkanları ya millet kaybediyor. Millet kaybetmemeli. Hep beraber çözüm üretmeliyiz de ne gördük? Üçüncü sınıf bir tiyatro gördük. Herkes kendisi haklı, karşı taraf suçlu. Kendi yapacağını değil, başkasının yapacağının talimatlarını veya kararlarını veren bir yapı. Bu üçüncü sınıf tiyatro oyununu milletçe bozmamız lazım. Ve bu ülke tarımda da, sanayide de, yatırımda da geleceğe umutla ve güvenle bakmalı. Çiftçimizin, tarım üreticimizin, tabii ki tarım belki sektörler içinde en zor ve en riskli bir köy çocuğu olarak. Bağı, bahçesi, hayvanı, ahırın ne olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak. Her zaman bir saat sonrasının riskinin bilinmeyen riskleriyle karşı karşıya olan sektörün mensuplarısınız. Bunun yarınlara güvenle yürüyebilmesi için hem bilimsel hem dünya ile yarışabilen hem de güçlü ve verimli üretimi sağlayabilecek bir yapıyı, istikrarı ve gelecek hedeflerini güçlü koyan bir yapıda bulabiliriz. Şimdi 10-12 yıldır tabii ki bütün sorunlara rağmen tarımda da, üretimde de, tarım üretiminde de önemli mesafeler katlettik. Bu anlamda daha bilimsel, daha teknolojik ve daha dünyayı takip eden bir noktaya geldik. İki gün önce, dün değil önceki gün, Bursa'da bizim Trakya Birliği'nin ve Karadeniz Birliği'nin de hissedar olduğu, evet neydi Cenk Bey? Limagrain'in 30 milyon TL'lik tohum kalitesini, tohum islahını, tohum çeşitlenmesini dünya ile yarışacak boyutta dünyanın en ileri firmalarının birinin yatırımını açtık. Ve inşallah gerek ayçiçeği tohumunda, gerek mısır tohumunda ve farklı boyutlarıyla çeltik tohumunda tohumun kalitesi ve çeşitliliği verimliliği artırabilmek, geri dönüşü ve çiftçi lehine artırabilmek adına Türkiye bu süreçleri kaybettiği zamanı da telafi edecek şekilde hızla tamamlayabilmeli ki dünya ile olan yarışta dünyayı seyreden değil. Bu yarışta yanımdakini, bu tarafımdakini nasıl daha bir adım öne geçerim yarışında olmamız lazım. Ve bizim bilim adamlarımız, dünyanın her tarafında bu ülkenin bilim adamları var. Bu bilim adamları hani zaman zaman ülkeyi sattın cümleleriyle AK Parti ilk döneminde çok muhatap oldu. Ülkeyi satıyorsunuz. Nereyi? Sabiha Gökçen Havaalanı. Sabiha Gökçen Havaalanı orada yerinde duruyor. Satın alan 2 kilo toprağını götüremez. Sabiha Gökçen Havaalanı Türkiye'ye ve bu millete hizmet ediyor. Orada ama az önce söylediğimiz